ile iç içe yeni bir meydan kazandırdık. 13.500 metrekare meydanı, kent mobilyaları, 205 yeni ağaç ve 23.000 metrekare yeşil alanla tarihi yarımadada İstanbulluların nefes alabileceği yeni bir nokta haline getirdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün kamusal alandaki ilk anıtının bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. 17 yıldır atıl durumda kalan Sarayburnu Parkı'nı yeniledik. Toplamda 34.000 metrekare alana sahip parkta 21.500 metrekare yeşil alan çalışması yaptık. Yeni kapı kazılarından çıkan tarihi eserleri restore ederek 1500 metrekarelik bir arkeoparkı bölgeye kazandırdık. Tarihi Ali Paşa Sarayı'nı bir kültür sanat alanına dönüştüreceğimiz projemize başladık. Sarayın yeniden inşa edilmesi projesinin birinci etabında yaptığımız zeminaltı otoparkıyla tarihi dokuya zarar vermeden bölgedeki araç kalabalığını düzenledik. 1000 yıllık Tekfur Sarayı'nı restore ederek bölgenin tarihi yapısına uygun 8.000 metrekare boyutunda içinde konser alanı, restoran ve yeşil alanla Tekfur Sarayı Yaşam Parkı'nı İstanbullulara kazandırdık. Fatih'in simgesi Reşat Nuri sahnesini çağdaş bir anlayışla yeniliyoruz. Tiyatro severlerin buluşma noktası olacak modern bir kültür sanat alanını Fatih'e kazandıracağız. Tarihi Yarımada'yı ve İstanbul'u güzelleştirmeye devam edeceğiz. Nasıl, beğendiniz mi efendim yaptığımız bu hizmetleri? İstanbul halkına helal olsun, sizlere helal olsun diyelim. Çok güzel bir halk buluşmasındayız aynı zamanda. Diler misiniz şimdi onu dinleyelim? Hazır mısınız? İstanbul'un gülümseten başkanı gelsin mi? Ev sahibimiz geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Evet, harikasınız. Sizlerle beraber olmak çok güzel. İstanbul'un en güzel yerlerinden birisi oldu burası. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Hani eski halinden eser yok şimdi diye bir şey vardır ya, tam da öyle. Çok keyifli bir alan. Tabii bugün Fatih'te çokça işle ilgili aslında buluşuyoruz. Bugün 4 açılış 1 temel atma törenini gerçekleştiriyoruz birlikte. Yıllardır bu tempoyla çalışıyoruz, onu söyleyeyim. Bugün hem yeni temeller atıyor hem de yeni açılışlar var içerisinde. 2 yıl önce biz 150 günde 150 açılış diye duyuru yaptığımızda şöyle bir şey düşündü herhalde rakibimiz, bize rakip olan anlayış, atıyor falan dediler. Sonra baktılar ki bunlar gerçekten bayağı iş bitirmişler, bayağı temel atıyorlar, gıklarını çıkaramadılar. Sonra 300 günde 300 proje dedik ve onu da yaptık. Bizden önceki dönemden çok daha az parayla hem de yaptık. Onlardan misli misli fazla iş başardık, onu söyleyeyim. Bunun aslında anlamı İstanbul'a bereketi getirdik, bereketi. Bunlar İstanbul'un bereketini kaçırmıştı. Biz o bereketi geri getirdik. Bereket bizim inancımızda, kültürümüzde çok değerli bir kavramdır. Mübarek Ramazan ayının güzel vasıflarından da biridir. Her birinizin ve bütün hemşehrilerimizin, halkımızın tekrar Ramazan ayı mübarek olsun. Biz milletçe biliriz ki en üst seviyede gayret gösterirsek, adaletten şaşmazsak işlerimiz de bereketli olur. İşte İstanbul'a bereketi getirdik derken aslında
öyle yaparak getirdik. İstanbul tarihinin iddiayla söylüyorum en gayretli, en çalışkan yönetimi olduk. En çalışkan yönetimi olduk. Sevgili dostlarım, değerli hemşerilerim, hiçbir işimizde adaletten milim şaşmadık. Şurada bile işimizi yaparken komşu hakkına, sağımızda solumuzda ne var, onların düzeni nizamı konusunda herkesin sürecine dair eksiğimiz olmaması için özen gösterdik. Sevgili hemşerilerim, çünkü biz Fatih Sultan Mehmet'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün şehri İstanbul'u onlara layık hale getirebilmek gayretiyle çalıştık. Sizlere, 16 milyon İstanbulluya layık olabilmek için çalıştık. Yaptığımız her işi vatandaşımıza saygı, İstanbul'a en azami özen göstererek yaptık. Fatihli hemşerilerimiz kendilerine duyduğumuz saygıyı, gösterdiğimiz özeni çok iyi biliyorlar. Fatih için çok çalıştık, bunu en iyi Fatihli hemşerilerimiz biliyor. Bakın, örneğin Unkapanı tramvay alt geçidini de inşa ederken, inanın oradaki bütün eksikliklerinin bizden önce tasarlanmamış, unutulmuş haliyle Haliç tramvay hattının tamamını bitirerek açtık. Her açıdan çok eksik, çok hatalı bir projeydi. Tek tek sorunlarını çözdük. Yaya geçidinden sadece tramvay geçidini değil, bisiklet geçişine kadar bütün bu alanı düşündük. Adeta sıfırdan projelendirerek tamamladık. Unkapanı köprülü kavşağını yeniledik. Galata Köprüsü'nü depreme dirençli hale getirdik. Galata Köprüsü'nde üst alanında asfalt ve diğer uygulamalarında çok özenli bir çalışmayı vatandaşı sıkıntıya sokmadan hızlıca yaptık. Fatih'e yeni deniz ve otobüs hatları açtık. 3 milyar liralık İSKİ yatırımı yaptık Fatih'e. Sel ve su baskınlarını gidermek anlamında çok özel çalışmalar yürüttük. Özellikle Vatan Caddesi'nden buraya, yani Unkapanı'na yaptığımız tüneli bitirdik. Şu anda da tam gaz yine Vatan Caddesi'nden Yeni Kapı'ya tünel çalışmalarını yaparak Fatih'in tarihinden su ve sel baskınını silip böyle tarihin derinliklerine itiverdik. Daha bir daha olmayacak. Az önce gelirken sonra konuşuruz o işleri. Şimdi başımızı sıkıntıya sokma. Saraybunu Parkı'na uğradım gelirken. Sarayburnu Parkı'nda olağanüstü güzel işler yaptık. Sevgili hemşerilerim, hepiniz biliyordunuz. Sarayburnu Parkı çöp gibiydi, öyle değil mi? Çöplük gibiydi. Yani bir insanın tarihine, geçmişine bu kadar ilgisiz. Tamam, orada bir şantiye yapıldı. Üstünden 15 yıl geçti. 15 yıl unuttular. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yapılan anıtı orasıdır. Acaba niye unuttular diye insan düşünmeden edemiyor. Değerlerine bu kadar uzak duran ve sinsice bir takım hususlara yorum yapan bir yönetim ben bir daha görmedim. Biz nasıl bakarız biliyor musunuz bu tür olaylara? Tarihimizin tamamı bizim. Tarihimizin geçmişinden bugüne her anı, her kişisi bizim. Eksiğiyle, yanlışıyla, zaferleriyle, kutlamalarıyla, bayramlarıyla. Fatih Sultan Mehmet de bizim. Kanuni Sultan Süleyman da bizim. Mustafa Kemal Atatürk bizim.
Hepsi bizim. Onun için biz tarihine saygıyla bakarak bu alanların düzenlenmesine büyük emek verdik. 50. Yıl Parkı, Hava Şehitleri Parkı gibi yeni yeşil alanlar kazandırdık. Çok sayıda kaliteli restorasyonlara imza attık. Yeni anlayışla müzeler, kültür sanat merkezleri. Bakın bu ara mutlaka Yerebatan Sarnıcı'nı gidin görün. Ramazan'a özel biliyorsunuz ücretsiz sahura kadar gezilerimiz var. Görün. Pırlanta gibi oldu. Pırlanta gibi. Beyazıt Meydanı'nı dolaşın. Pırlanta gibi oldu. Ordu Caddesi'ni dolaşın. Pırlanta gibi oldu. Onun için bizler Fatih'in ordu. Tamam mı? Vatan, millet, ordu. Heh, öyle yani. Fatih'in tarihi ve turistik değerini en üst seviyelere taşıdık. 6 yeni kütüphane açtık sadece Fatih'te. Mahalle evleri, ders atölyeleri, gençlik ofisi açtık. Kreş ve 2 kent lokantası açtık. 2 tane kent lokantası. Fatih'te 7100 çocuğa halk süt ulaştırdık. 7100 çocuğumuza. Anne kart dağıttığımızı biliyorsunuz. Fatih ilçemizde tam 14 bin anne de Fatih'te anne kartı var. Yine açtığımız bölgesel İslam ofisleri aracılığıyla Fatih'te de hizmet veriyoruz. Sevgili dostlarım, her yönüyle Fatih'te canla başla çalıştık. İstanbul'un 39 ilçesine nasıl çalıştıysak öyle çalıştık. Bugün de neleri açıyoruz? Eminönü Meydan ve Unkapanı arası çevre düzenlemesi açılışını yapıyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ragıp Gümüşpala Caddesi'nin Ali Paşa Sarayı Zeminaltı Otoparkı'nın Saray Burnu'ndaki Arkeo Park'ın Tekfur Sarayı Yaşam Parkı'nın açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Reşat Nuri sahnesinin temelini atıyoruz. Pırlanta gibi yeni bir şehir tiyatroları sahnemiz orada çok yakında hizmetinize girecek. Her biri Fatih'in değerine değer katacak. Bunların hepsi çok önemli işler. Eminönü Meydanı'nın eski halini biliyorsunuz değil mi? Otobüs peronlarının ve otoparkın bulunduğu alanda yaptığımız düzenlemeler ile İstanbul'un en güzel meydanlarından birisini kazandırdık. Şu güzel manzaraya, yani Beyoğlu'nu buradan daha güzel bir yerde seyredemezsiniz. Bakın bu gördüğünüz alanda Unkapanı'ndan bu yana cadde dahil toplamda 100 bin metrekarelik alanı düzenledik. Kaldırımlar, asfaltı, yolun yenilenmesi. Sadece bu meydan 15 bin metrekareye yakın bir meydan. Modern ve işlevli tasarımıyla, bitkisel peyzaj alanlarıyla, özel tasarım kent mobilyalarıyla bu bölgeye nefes aldıracak, kalite getirecek, hem Fatihliler, hem İstanbullular mutlu olacak, hem de turistler burayı hayran hayran gezecek. Tabii yeni İETT peronlarını açtık ileriye. Peron amirliği binasını içine yaptık, düzenlemesini yaptık. Çağdaş bir biçimde bilgilendirme tabelalarını koyduk. Buranın hem tramvay hem de metro ile entegrasyonunu sağladık. Yani otobüs durağından, o ilk duraktan, metrodan iner inmez oraya, tramvayın son durağından oraya ya da bir önceki durağından. Dolayısıyla çok ilişkili bir ulaşım alanı haline geldi. Keza iskeleleri zaten biliyorsunuz. Yeni peronlardan meydana kadar sahil boyunca çok şık bir yürüyüş ve bisiklet yolumuz var. Proje kapsamında tam 23 bin metrekare
yeşil alan kazandırdık buraya. Tam 23 bin metrekare. 205 adet gördüğünüz gibi yetişkin ağaçlarla burayı donattık. Ragıp Gümüşpala Caddesi düzenlendi. Az önce dediğim gibi asfaltı, yaya güvenliği sağlandı. Yaya kaldırımlar öyle daracık değil. Geniş geniş, ferah ferah. Ve aynı zamanda bütün gerekli çalışmalarla birlikte esnafın da orada yıllardır çektiği sıkıntıyı, zulümü bitirdik. Pırlanta gibi İstanbul'a yakışan, Eminönü'ne yakışan, Fatih'e yakışan bir sahili hep birlikte var ettik. Sevgili hemşehrilerim, bakın Ali Beyköy Eminönü tramvay hattı boyunca yeni yaya yolları oluşturuldu. Eskileri yeniledik. Böylece Eminönü Meydanı ve Unkapanı arası yepyeni bir çehreye huzur ve mutluluk veren bir fonksiyona kavuştu. Bugün açtığımız Sarayburnu Arkeopark, mutlaka görün. Daha önce Sarayburnu Parkı'nda gerçekleştirdiğimiz o büyük dönüşümün yeni bir aşaması olarak sizlere binlerce yıllık tarihi hissettirecek bir arkeopark haline geldi. İstanbul'un eşsiz kültürel hazinelerinden biri olarak yerini alacak. Fatih'in önemli turistik noktalarından biri olacak. Yine bugün açtığımız Tekfur Sarayı Yaşam Parkı da tarihle sanat ve kültürün iç içe geçtiği çok özel alanlardan birisi olacak. Yeşil alan ve park düzenlemesiyle içindeki bel turla 8000 metrekarelik olağanüstü güzel bir alanı orada mahalle halkının kullanımına sunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yine açılışını gerçekleştirdiğimiz 200 araç kapasiteli Ali Paşa Sarayı Otoparkı aslında çok önemli bir projenin ilk adımını oluşturuyor sevgili hemşehrilerim. Bu otoparkla ilk etapta bölgenin önemli ihtiyacı olacak olan araç otoparkını hizmetinize açıyoruz. 200 araç ki bir kısım vale hizmetiyle beraber 230 araca kadar çıkacak bir alanı bugün itibariyle özellikle o bölgede Mercan'da İstanbulluların hizmetine açmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii orada çok özel bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde Ali Paşa Sarayı'nı İBB mirasın bilgili ve hünerli elleriyle yeniden inşa edeceğiz. Temelini attığımız o bölümde otopark bitti ve üstünde olağanüstü o sarayı inşallah sizler gördüğünüzde İstanbul'un geçmişten bugüne izlerini nasıl taşıdığımızı bir kez daha hissedeceksiniz. Reşat Nuri sahnesi de çok önemli biliyorsunuz. İstanbul'un en eski kültür ve eğlence merkezlerinden biri olan ve ismi Direkler Arası diye adlandırılan alanda bulunuyor. Ve Fatih'in simge tiyatrosudur Reşat Nuri sahnesi. İBB Miras tarafından çağdaş bir anlayışla ele alınarak kültür ve sanat dünyamıza kazandıracağız orayı. Ve Fatih her açıdan hak ettiği değere kavuşacak. Bakın geçmişte ihmal edilmiş, ihtiyaç duyduğu vizyonla yönetilememiş bir ilçemizdir burası. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İstanbul'un en değerli biblosu olması gereken Fatih'te birçok noktası hak ettiği şekilde düzenlenememiş, revize edilememiş, restore edilememiştir. Birçok tarihi alan çürümeye, çökmeye terk edilmiştir. Biz burada olağanüstü bir süreci 5 yıldır yönetiyoruz. 1 Nisan'dan itibaren de inşallah Fatih'in tarihinde yeni ve olağanüstü güzel bir dönemi başlatacağız. Buna inanıyoruz değil mi? Bakın
İBB miras ve belediyemizdeki diğer görevlerinden bildiğiniz ve özellikle Fatihlilerin gönlünü çoktan fethetmiş olan değerli yol arkadaşım, şimdi Fatih'te belediye başkan adayımız, inşallah sizlerin desteğiyle 1 Nisan'dan itibaren Fatih'e belediye başkanı yapacağınız Mahir Polat başkanımızla çok güzel işlere imza atacağız. 5 yılda Fatih'te ve tüm İstanbul'da bizden önce 25 yıl İstanbul'u yönetenleri biz ne yaptık biliyor musunuz? Burayı ihmal ettikleri için, burayı yok saydıkları için hepinizin huzurunda onları güzelce bir tuş ettik, tuş. Belediyedeki, belediyecilikteki üstün becerimizle ve performanslarımızla onları tuş ettik. İcraatla, hizmetle, yatırımla tuş ettik. İstanbul'u talan eden israf ve ihanet şebekelerini yere serdik. Biz ne yaptık biliyor musunuz? Milletin parasını millete verdik. Milletin parasını millete verdikçe o bir avuç insanın gücü azaldı. Biz bu şehirde işgallere, ihmallere son verdik. Halka ait alanları halkın kullanımına açtıkça onların hareket kabiliyetleri azaldı. Biz israfa, ranta, haksız kazanca son verince israf ve ihanetin şebekelerinin nefesi kesildi. Sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Onlar anladılar ki biz bu adamla ve bunun ekibiyle, bu anlayışla boy ölçüşemeyeceğiz. Belediyecilikte bunlarla yarışamayacağız. Pes ettiler, pes. Er meydanından kaçtılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Kumpas meydanına çekmeye çalışıyorlar. Sevgili hemşehrilerim, onlar 31 Mart 2019'da da seçimi kaybedince yine er meydanından kaçtılar. Seçimi iptal ettiler. Biliyorsunuz değil mi? O zaman ne oldu? Milletimiz bu sefer onları tam 806 bin kez tuş etti. Şimdi kurgulardan, kumpaslardan, kışkırtmalardan medet umuyorlar. Seçim günü yaklaşınca göreceksiniz daha yeni numaraları var. Bak, bugünden itibaren 12 gün kaldı seçime, doğru mu? Şimdi 12 günde ne yapacaklar? Ekrem'i nasıl alobara ederiz? Nasıl kumpaslar yaparız? Nasıl yalanlar uydururuz? Mektup mu yazdırırız? Yeni montajlar mı yaptırırız? Kurgular mı yaparız? Yahu isterseniz gidin Hollywood'da film çevirin, bu milleti aldatamazsınız kardeşim. Bu işler onların uzmanlığı ama ben şunu çok iyi biliyorum. Milletimiz bunu çok güçlü şekilde ispat etti. Milletin vicdanı karşısında hiçbir güç duramaz. Ben 86 milyon insanımın da 16 milyon İstanbullunun da vicdanına kurban olayım. Kurban olayım. Onun için 16 milyon İstanbullunun, mert İstanbullunun vicdanına da, adaletine de, aklına da, fikrine de, oyuna da güveniyorum kardeşim. 31 Mart'ta mertlik kazanacak, mertlik. Particilik değil, belediyecilik kazanacak, partizanlık değil. Dürüst ve ahlaklı yönetim kazanacak. Bir avuç insan kaybedecek. 16 milyon İstanbullu kazanacak. Bunu başarmak için oyumuzu ve gücümüzü birleştirmeye hazır mıyız?
Teşekkür ederim. Şimdi İstanbul'un en güçlü, sağ ol sevgili hemşerim, İstanbul'un en güçlü buluşması ne zaman biliyor musunuz? 31 Mart'ta. Sandıkta. Şu ya da bu partinin değil, İstanbul'un zaferi için birleşmeye hazır mıyız? Bu partiler ötesi bir seçimdir. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul'un ittifakını kazandırmaya hazır mıyız? İstanbul'un rotasını geri çevirmeye çalışanlara israf, rant düzenini yeniden hakim kılmak isteyenlere, bir avuç insanın onların avuçlarını yalayacakları bir 31 Mart'ı var etmeye hazır mıyız? Milletin bileğini bükemeyeceklerini bir kez daha gösterelim. Bir kez daha görecekler. Onlar milletin karşısında hadlerini bilmeyi öğrenecekler. Milletin elini öpecekler. O el 16 milyon İstanbullunun eli. Hem de bereketli eli. O el milletin mübarek elidir. Gayretle, adaletle, bereketle bu günlere geldik. Hep birlikte aynı yolda çok büyük hedeflere çok daha hızlı ulaşmaya hazır mıyız? İstanbul için tam yol ileri demeye hazır mıyız? O zaman yolunuz açık olsun. Hizmetlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Sevgili hemşerilerim. Sevgili hemşerilerim, sevgili dostlarım, şimdi tabii burada toplandık, Fatih'teyiz. Müsaade ederseniz az önce size anlattığım, çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok başarılı olacağına yürekten inandığım Fatih Belediye Başkan adayımız Mahir Polat'ı yanıma davet etmek istiyorum. Sevgili eşi de bize eşlik etsin. Buyurun. Mahir Polat'a hazır mıyız? Bakın, İstanbul'un bütün tarihi noktalarını ama özellikle Fatih'i karış karış, bakın karış karış, sokak sokak hazine derken para pul değil ha. Hazine, gerçek hazine, maneviyatını, geçmişini, tarihini bilip Fatih'e altın çağını yaşatacağına inandığım Mahir Polat kardeşime desteğinizi istiyorum. Ona bu yolda başarılar diliyorum. Tabii bugün burada çok kıymetli konuklarımız var. Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Bey, buyurun. Değerli milletvekilim, buyurun lütfen. Başkanım, İl Başkan Yardımcılarımız, Genel Sekreterimiz Haluk abi, buyurun. Muhtarlarım, lütfen gelir misiniz muhtarlarım? Meclis üyesi arkadaşlarım, Can Bey, Gürkan Bey, Recep Bey, Zihni abi mi burada? Zihni abi yanımıza alın. Zihni abi görmedim ya, ne demek? Vallahi Zihni abi de ziyarete gelmiş bizi. Evet, Zihni abi de, ben Fatihliyim. Ben görmedim, evet. Abi neresinde doğdun? Ucu Yüveyiz Mahallesi. Kınalızade Sokak 29 numarada doğdum, 1945 yılının 2 aralığında. Yani gördüğünüz gibi benden 3-4 yaş büyük. Zihni abi çünkü nereye gitsem oraya geliyor. Allah sağlığını versin. Onu başımızdan eksik etmesin. Bizimle beraber olsun hep. Çok kıymetli bir sanatçımız. Öncelikle Fatih Reşat Nuri sahnesini bize tekrar kazandırdığınız için çok mutluyum.
pırlanta taklit edilebilir ama platin taklit edilemez. Sen platinsin. Benim başkanım platindir, o taklit edilemez. Ve geri gidemeyen tek, National Geographic'te geçen akşam gördüm, geri gidemeyen tek hayvan, affedersiniz, timsahtır. Yırtıcıdır ama tuttuğunu koparır. Kötü anlamda söylemiyorum, benim başkanım bir timsah gibidir. Daima hep ileri. Teşekkür ederim. Neyse, sporda da timsah biliyorsun. Bursa Spor'u eşleştirdiler ya, biz için Bursalılar çok sevdi bundan dolayı. Mustafa Bozbey, sana selam olsun bak Bursa'ya. Zihni abi timsah üzerinden muazzam bir gönderme yaptı. Ayşegül Hanım, sizi fark etmedim, kusura bakmayın. Şehir tiyatroları müdürümüzü de buraya alalım. Hazır Reşat Nuri'nin temelini atıyoruz. Onu yanımıza alırken ben hayırlı olsun cümleleriyle Fatih'in değerli belediye başkan adayımız, inşallah 1 Nisan'dan sonra belediye başkanımız olmasını arzu ettiğimiz, istediğimiz ve olacağına inandığımız Mahir Polat'a vereyim. Onun cümleleriyle bitirelim. Ondan sonra hep beraber kendimizi, birbirimizi alkışlayalım. Bütün bu eserler 16 milyonun eseridir ona göre. Onların dediği gibi o parti projesi bu parti projesi değil. Vatandaşın, milletin projesi. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili başkanım, kıymetli dostlarımız, sevgili Fatihliler. Bugün çok tarihi bir günden geçiyoruz. İstanbul'da yaşayıp da Eminönü Meydanı'nda bir hatırası olmayan insan mümkün müdür? Eminim burada herkesin çok güzel anıları var. Hayatına ilişkin çok güzel noktaları var. Biz 4,5 yıl önce göreve başladığımızda, sevgili Ekrem Başkanımızın bu yolculuğunda, bürokrat olarak yanında olduğumuzda, bize peşi sıra mutlaka tarihi yarımadada Fatih'te görevler tevdi etmişti. İşte onlardan bir tanesi de şu an içinde bulunduğumuz Eminönü Meydanı, onun düzenlemesi ve hayata kazandırılması. Söylenecek o kadar çok şey var ki, buraların ne durumda olduğunu vatandaşımız çok iyi biliyor değil mi? Buraların ne durumda olduğunu. Buralarda insan geçemezdi, gece olduğu zaman kadınlar cesaret edemezdi. Şu an İstanbul'da, şehrin göbeğinde, Haliç kıyısında bu yönden Beyoğlu'nu, Beyoğlu'ndan bu yanı gözlemlemek için bir kıyı şeridi oluşturulmuş durumda. Dünyada bütün çağdaş kentlerin, şehir merkezlerinin olması gereken kalitede, hatta onların üstüne çıkan bir meydan düzenlemesi oldu. Burada bunca hizmetin içerisinde, Fatih bölgesinde belki saysak 30'un üzerinde proje içerisinde, Eminönü Meydan açılışıyla bu 4,5 yılda yaptığımız hizmetlerin artık sonuna geldiğimiz, yeni dönemin başladığı bir araftayız. Hepinize bu açıdan hoş geldiniz diyorum. Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda bir duvar var, yüksek bir duvar, orada pencereler var. Orası Baba Cafer Zindanı olarak bilinir. Burası eski sur duvarının bitişik noktasıdır. İçinde yüzyıllar boyunca bir taraftan mahkumlar durdu, orası bir vakıftı. Karşı taraftaki hattan gelen bu hat burada birleşiyordu. Burası ismini aldığı nokta 1250 yıl önce İslam ordularının İstanbul'u kuşatmak için geldiğinde şehit düşenlerin yattığı bir türbedir, bir makberdir. Bakın İstanbul böyle bir şehir. Arka tarafta Valide Sultan'ın Yeni Camii. Yukarıda Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Camii. Arkasında Fatih Sultan Mehmet Camii ve arkamızda Dolmabahçe'ye doğru giden, Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz Dolmabahçe Sarayı'na giden bir aks. İstanbul'un her köşesi, her noktası tarihtir. İşte öyle bir noktadan size seslenmek, öyle bir noktadan böylesine değerli bir hazırlığınla size merhaba demek, insanın hayatında bulacağı, göreceği en büyük mükafattır. Bunun onuruyla beraber inşallah 31 Mart'ta Fatih'te göreve talibiz ve inşallah görevde. İnşallah göreve başladığımızda yıkık, perişan, 25 yıllık üretim ve işletme sonucunda ne yazık ki yönetim anlayışı olarak çökmüş bir numaralı değerimiz, Türkiye çapında değil sadece 3 kıtada Osmanlı İmparatorluğumuzun hakim olduğu 3 kıtanın çekirdeği olan bu merkez, Eminönü, Fatih bölgesi hak ettiği değere, hak ettiği yönetime kavuşacak. İstanbul'da Ekrem Başkanımız, Fatih'te de inşallah biz görev alınca
Fatih en önemli hizmetleri tarihi değerine tekrar kavuşacak. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. Evet efendim, bizler sizleri alkışlıyoruz. Bizi yalnız bırakmadığınız için gönül dolusu alkışlarımız sizlerle. Sizler de bu güzel eserleri İstanbul'a kazandıranları alkışlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Fatih'teki toplu hizmetlerimizin tanıtım törenini ve Eminönü Meydanı'nda halkımızla... Herkes onu istiyor. Ne mi soracaksın? Ya ben bir şey sormayacağım ya. Millet... Geç. Abi gelsene buraya doğru. Ne olursa diye. Bakalım. İhtimaller dahil değişiyor. Evet. Buradayız. Nasılsınız? Pardon. Şu kızlara bak. Kızlara bak. Abi yanaşıyor habire bir tanesi. Ama da mı? Gelin abi. Biraz olma ihtimali nedeniyle böyle bir... Az daha gireceğiz. Bir gerildik. Nasıl olalım? Müsaade edelim. Şuradan bir fotoğraf alacağız. Böyle bakalım. Fokset. Yok yok sen... Fotoğraf çekirelim. Müteahhitimizi de alalım sonra. Başkanım çekiyoruz. Tamam. Şimdi müteahhitimizi halledici firmamızı alalım. Siz olmaz başkanım. Gürkan nerede? Buraya geldim. Gel. Başkanım da buraya. Evet. Efendim buradayız. Buradayız, çekiyoruz. Harika. Başka var mı hakkını yediğiniz? Başkanım, eşim sizinle üresini çekilmek istiyorum. Arkadaşlar şu önümüzü bir açalım. Evet. Yani bir resim alacağız. Bir tane buradayız. Evet, teşekkür ederim. Al abi. Özledik seni ya. Nereden geldin ben? Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Adam. Buraya devam ediyoruz. Gel abi, gel aç. Adam. Sen olacaksın. Tamam, gel. Çocuk var. Kurban olsunlar. Eşler başkanım. Hoş geldiniz. Tamam. Gel. Gel. Tamam.
Ben de inlemem abi. Efendim kısa bir soru var. Ben yardımcı olayım efendim. Nedir soru? İstanbul'da ilgili. Bizi ne tutar İstanbul'da? Hayır, önceki bir açıklama yaptık katıldığı programda. Ülüme gelmesi halinde başka önceliklerimiz var diyebilirim dedi. Diyebilirim. Yalan. Hepsi. Bak cevap verdi. Efendim buradayız. Siz anlıyor musunuz? Neyle ilgili? İsrafla ilgili bu pankartlardan size yönelik dedi. Hani aman aman israfçı israfla ilgili açıklama yapmasın. İsrafçı israfla ilgili. Yapma kaldırım var. Gelmeyin bak gelmeyin. Doldu bitti burası. Tamam. Tamam. Tamam artık ben. Allah. Ha ne istiyorsunuz? Vallahi ne istiyorsunuz?